Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Sayın Genel Sekreteri, Sayın Genel Başkan Yardımcıları ve yıllarına adıyla geçmişte kalan yıllarda birlikte rektörlük yaptığımız ve yapmaktan büyük onur duyduğumuz birlikte yüksek öğretimde mücadele verdiğimiz çok değerli efendim Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Onunla birlikte öğretmenim saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Hep bekten dolurdum. Cumhuriyet Halk Partisi A'dan Z'ye ülkenin bütün sorunlarıyla sabahın erken saatlerinde başlayıp akşamın geç saatlerinde artık herkesin tartışmaktan bitap düştüğü programlarımızı yaptıkları bir dönem içerisinde hep eğitim meselesi nasıl, ne zaman ele alınacak? Bunların içerisinde de genel eğitim değil de özellikle sistemlerin kesilmiş olan üniversitelerdeki sorunları ne zaman gündem konusu yapılacak? Ne zaman üniversitelerimizin niçin sesleri çıkmıyor? Niçin ses telleri kesilmiş vaziyette sorusuna cevap arayacak gündeme nasıl bir yer ayıracağız diye bekler dururdum. Ama görüyorum ki bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Genel Başkanlığı arkadaşları yönetmeliyle bugün tarihi bir gün kaydını düştüğümüz bu toplantıya Eskişehir'e nasıl olduk. Hep söyler dururdum biliyorsunuz. Eskişehir pek çok ilki olduğu, pek çok tarih olarak önemli itibariyle takvimlere yazıldığı olayların olduğu için. Bu yüzden ben de bugünkü toplantıyı tarihe yol düşürecek çok tarihi bir önemli gün olarak kabul ediyorum. Burada söylenecek o kadar çok şey var ki, ne yazık ki Türkiye'nin her bir artan sorunları içerisinde üniversite sorunları bir ülkenin geleceğinin sorunu demektir. Geleceği, Türkiye'nin geleceği hepimizin derdi olduğuna göre üniversite meselesini, yüksek öğretim meselesini her gün gündemde canlı tutarak, bunları ortaya atarak tartışmamız lazım derdinin yanılmadan birisiyim. Uzun yıllar önce Demokratik Sol Parti'de, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı, Aralık'ın birkaç yıl belediye başkanlığı yaptım. Benim 25 yıllık Aralık'ın belediye başkanlığından daha uzun süreli bir kamu görevi, kamu müzakkanlığı görevi eğitimdedir ve yüksek öğretimdedir. Çok sevgili dostum, Boğaziçi Üniversitesi rektörü, arkadaşımız başta olmak üzere içimizde bilen mektupler fazla değildir. Ama rektörlüğümüz sırasında da bir yandan YÖK'le yapılmak istenen reformun eleştiren taraflarını örgüler açtı. Üniversiteler arasında çeşitli şekilde yapılan rektörler komitelerinde tartışır dururum. Sayın Üstünler Güven bunu çok iyi bilir. Buraya gelmiş ve bunu size de anlatacak olan yerden birisi olmasa bile ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Benim akademik hizmetkarlık hayatım aslında belediye sizin çok yorgunuz. 25 yıllık aralıksız belediye başkanlığından çok daha önemlidir. Çok daha önemli işlerim. Bazıları kamuoyunu yıllamamış görevler vardır, tarihi olaylar vardır inşallah. Onları da bir kitap halinde yazmak için onların arasına programladım. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bugün üniversitelerin önünde öğrenci kayıt gruplarının günlerce sürdüğü, tartışıldığı, gençlerin sağ sol diye ihtiyacı, günlerce kurdukları, kahvehanelerin, her gün her partiye taraflarının gittiği kahvehanelerin, gecelerin kuşundan da karanlığı günleri, ben bu salonda bunlarla bir kısmı hatırlamayabilirler.
Eğer biz Eskişehir olarak, Eskişehirliler olarak açık öğretim sistemini kurmasaydık, herhalde bugün siyasi durumlar çok daha başka olurdu. Veya rahmetli Ecevit'i burada hayırla almak istiyordu, rahmetli almak istiyordu. Eğer beni çalıştırarak Türk Açık Yüksek Öğretim Kanunu ilk defa 1970'lerin ortalarında çıkarabilseydi, belki de gençlerimiz üniversiteye giremeyen ama aşırı uçlar tarafından tahrik edilerek silahlandırılıp günü gününü öldürmeye sevk edilen politikalardan uzak bir tarihimizde olacak mıydı, olmayacak mıydı hala tartışılıyor. İnşallah olmaz mı diye düşünüyorum. Şimdi Türk Açık Yüksek Öğretim Sistemi bugün hala mevcut. Ama gelin görün ki o sistem bizim kurduğumuz, benim kendilerle arkadaşlarımla birlikte hepimizin idare olan, Anadolu Üniversitesi'nin idare olan Türk Açık Yüksek Öğretim Sisteminden eser yok. Ama kendisi